İlk olarak değerli konuklarımız Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Sayın Profesör Doktor Hatice Karahan aramıza Washington DC'den katılıyor. Kendilerine bir hoş geldin demek istiyorum ve sözü kendilerine bırakmak istiyorum. Hoş geldiniz Sayın Karahan. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Mingital Wizards olacak. Öteki de başlıyorum. Herkese merhabalar. Evet. Belki sesi biraz daha açabilirsek salonda daha iyi duyulabilir. Yayında eminim çok iyi duyuluyor ama. Buyurunuz Sayın Karahan. Okay, can you hear me? Is it clear? Okay, let me start. Good afternoon. Teşekkürler. Bu güzel giriş için çok teşekkürler. Bu müthiş organizasyon için de teşekkür ediyorum. Çok güzel tartışmalar olduğunu görüyorum. Fintech İstanbul özelinde çok faydalı, verimli toplantılar olduğunu düşünüyorum. Resmi bir görevdeyim bu Washington DC içerisinde ama orada olmayı dilerdim. Yardımcı guvernör olarak çalışmak, dinamik bir manzara içerisinde çalışabildim. Ödeme sistemleri ve teknolojiler üzerinde çalışma fırsatım oluyor. Buradaki saygıdeğer katılımcılara da buna dair izlenimlerimi anlatabileceğim. DC'den şu anda sabah saatlerinde sizlere katılıyorum. Bir zaman farkı var. Ama şu anda bu çağda nelerin içinden geçiyoruz bunu anlatmak istiyorum ve sonrasında içgörüleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Hanımefendiler, beyefendiler, ulusal stabilite koruyucuları olarak merkez bankaları çok önemlidir. Tarih boyunca paranın dönüşümü, ödemelerin dönüşümü çok ciddi bir yolculuk olmuştur. İnovasyon ve adaptasyon da bu yolculuğun içerisinde olmuştur. Merkez bankaları bu şekilde çalışır. CBRT, Merkez Bankası, Türkiye Merkez Bankası da bu bankalardandır. Ve riskler ortaya çıktığında bununla ilgili incelemeler yaparız ve merkez bankalarının yükselen rolü yine karşımıza bu şekilde çıkar. Stabilite ve güvenlik bu şekilde sağlanır merkez bankaları sayesinde. Bugün odak noktalarımızdan bahsedeceğim. Merkez bankaları için öncelikle inovasyonun promosyonu ve kucaklanması, finansal istikrarın sağlanması bu şekilde mümkün olacak. Bu inovasyona baktığımızda, teknolojilere baktığımızda daha geniş bir finansal dünya içerisinde etkiye sahibiz. Birçok merkez bankası modernize sistemlerle çalışıyor. Bu derece çalışma sistemleriyle birlikte geçişler ve daha etkili finans sistemlerine geçiş sağlanabiliyor. Ve burada finans ekosisteminin verimliliğini, kapsayıcılığını ve güvenliğini artırmak çok önemli. Dijitalleştirmede atmış olduğumuz adımlar arasında merkez bankalarının burada kritik bir güvenliği sorumluluğu da var. Finansal stabilitenin sağlanması ve fintech gibi girişimlerin desteklenmesi burada önemli. Ve inovasyonu gerçekleştirirken istikrar ve stabilite karşısındaki zorlukların da ele alınması gerekiyor. Burada yenilikçi teknolojilerin uygulamaya konulurken risklerin de göz önünde bulundurulması gerekiyor. Yönetmeliklerle, düzenlemelerle uyumun sağlanması yine çok önemli. İşbirliğinin burada sağlanması çok önemli. Çünkü finans kuruluşları ve piyasa düzenleyicileri ve politika yapıcılar işbirliği içerisinde çalışırsa istediğimiz amaçlara ulaşabiliriz. Ve burada finans sistemlerinin dayanıklılığını, direncini de güçlendirebiliriz. Şimdi merkez bankacılığı örneklerini paylaşmak istiyorum ve bu da konuyla doğrudan ilişkili. Türkiye'deki ödeme ekosistemleri farklı görevler üstleniyoruz Merkez Bankası içerisinde. Burada operasyonları gerçekleştiriyoruz hizmet sağlayıcıları olarak ve yeni modeller kullanıyoruz ve gerektiği zaman da rehberlik sağlıyoruz.
ve hedeflerimizi, vizyonumuzu gerçekleştirirken inovasyonu burada savunuyoruz ve verimliliği önceliyoruz. Burada sağlam bir altyapının kurulması çok önemli ve regülasyonlarla uyum çok önemli. Sistemin gelişime de açıklığını bu şekilde sağlayabiliyoruz. Ve spesifik girişimlerimiz de var. Farklı bir dünya içerisinde CBRT olarak ödemeler alanında rekabetçi bir ekosistem kurmak istiyoruz. Burada etkili bir şekilde, verimli bir şekilde ülkede sistemin çalışması bizler için önemli ve hızlı ve sürekli fon transferini sağlayabilmek bizler için önemli. Ve FAST sistemi bizim iç kaynaklarımızla geliştirildi ve pazarın ihtiyaçlarına böylece yanıt verebildik. Ve ekosistem içerisinde oldukça yaygın bir şekilde kullanılıyor. Sadece işlemleri kolaylaştırmıyor. Öte yandan finansal kapsamayı da farklı hizmet düzeyleri içerisinde yapıyor. FAST sisteminin daha da gelişmesiyle birlikte üst katmandaki hizmetlerin güvenliği de artıyor. Sevgili katılımcılar, dijital bir çağ içerisinde kendimizi farklı bir dünyada buluyoruz. Bu yüzden üretim, dağıtım ve bilgilerin yönetimi çok önemli. Yeni bir ortam oluşuyor ve buna Web 3 diyoruz ve her şeyin daha da dijitalleştiği bir dünyaya doğru adımlar atıyoruz. Ve Web 3'e burada odaklanmadan asıl konuyu kolaylaştırmayı ve dijitalizasyonu tartışamayız. Çünkü İnternetin gelişiminin en önemli ayaklarından bir tanesi bu. Merkezi modellerden daha desantralize modellere doğru da bu şekilde adım atıyoruz. Ve yeni teknolojilerle birlikte çalışıyoruz. Dijital varlıkları kullanıyoruz. Burada tokenize varlıklar da karşımıza çıkıyor. Dijital para birimleri, CBDC'ler örneğin bu teknolojinin kapsamında yer alıyor. Bildiğiniz gibi bu teknolojiler kucaklanıyorlar ve farklı merkez bankaları tarafından bu para birimleri ve varlıklar kullanılabiliyor. Biz kendi perspektifimizden bahsedecek olursak yükselen fintechlere de bu şekilde yardımcı olabiliyoruz ki bugün önceki oturumlarda bunu duyduk. CBDC ve tokenizasyondan bahsettik. CBDC'den şimdi bahsedeyim. Şimdi biz Merkez Bankası olarak ARGE çalışmalarına başladık. Merkez Bankası dijital parası 2020 yılında başladığımız bir çalışmaydı ve POC'nin tamamlanmasıyla birlikte bir proje geliştirebildik ve projenin birinci aşaması başlatıldı. İlk etapta pilot testleri yürütüldü ve ödeme sistemleri üzerinde çalıştık ve burada dijital para birimlerine de genişleyebildik ve kriptografi ile ilgili uzmanlığımızı geliştirebildik, bunu iyileştirebildik ve süreç içerisinde Merkez Bankası'nın uzmanlığını da kullandık, bundan yararlandık. İşbirliği içerisinde çalıştık önde gelen teknoloji paydaşları ile birlikte. TÜBİTAK bunlardan bir tanesiydi. Ve ilk fazla ilgili olarak 2022'de çalışmalarımıza başladık ve işlemler gerçekleştirildi. Türkiye'deki ekosistem içerisinde bütün bu pilot testler başarıyla tamamlandı. Pilot testler 2023'ün ilk yarısında da yürütüldü. Bunlar devam etti. Şimdi daha ileri aşamalara doğru gidiyoruz. Daha iyi sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyoruz. Dijital Türk Lirası finansal kapsamanın artmasına fayda sağlayacak, tamamlayıcı bir ödeme kanalı olacak, dijital ödemelerde yeknesaklığa ulaşmamızı sağlayacak ve inovasyon içinde iyi bir temel sunacak, altyapıyı böylece güçlendirecek. Şimdi CBDC'lerle ilgili ciddi dersler aldık, bunları da anlatayım. Programlanabilir ödemeler, CBRT olarak, Merkez Bankası olarak dijital bir para formu oluşturmak istiyoruz ama işlevselsizlikten de uzak durmak istiyoruz. Paranın işlevsel taraflarını korumak istiyoruz ve bunun temel niteliğini korumak istiyoruz. O yüzden programlanabilir paraya bakmıyoruz, programlanabilir ödemelere bakıyoruz. Ve herhangi bir ödeme sisteminde platform burada çok önemli. Ve bu Merkez Bankası'nın bir sorumluluğudur. Akıllı ödeme akışlarının yürütülmesi burada çok önemlidir. Ve burada platformlara da bakmamız çok önemli. Ve standartlarla iletişimi
sürdürebilmek ve bu ortamların güvenliğini sağlamak çok önemli. Ve sorumluluğun Merkez Bankası ve risklerin Merkez Bankası ve diğer paydaşlarla dağıtılması ve paylaşılması önemli. Ve burada dijital olarak paranın niteliği, paranın dijital olup olmadığı ilk sorulardan bir tanesi bizler için. Kredi kartları olabilir, diğer elektronik ortamda para ödemeleri elektronik olabilir. Ama yine de para ve ticaret, alım-satım işlemleri farklı bir niteliğe de sahiptir. Burada paranın kendisi değil, ödemeler de dijitalleştirilmeli. Yani şimdi para zaten dijitalleştiği için ödemeleri dijitalleştirmek de mümkün oluyor. Ve dijitalleşme farklı çözümlerle mümkün olabilir ve bütün bu çözümlerin de birbiriyle bağlantılandırılması çok önemli. Burada varlıklar, para, cihazlar, sözleşmeler ve kimlikle bir araya getirilmeli ve finansal bağlar bu şekilde kurulmalı. Üçüncü nokta olarak paranın dijitalleştirilmesi sadece resmin bir kısmı. Burada büyük resmi görmek için finans aktörlerinin, varlıkların ve kimliklerin dijitalleştirilmesi gerekiyor. Bütün bu dijitalleştirme ve tokenizasyon süreçleri o kadar önemli ki bizim farklı kabiliyetler kazanmamızı da sağlıyor. O yüzden dijitalleştirme en basit fonksiyonalitede bile çok önemli. Bizim kapasitemiz bu süreçte artıyor. O yüzden teknik olarak mümkün olacak ekonomik aktörleri de sürece dahil etmek mümkün olacaktır. Ve acil ihtiyaçlar da var, daha etkili sınır ötesi ödemeler için. Burada konuşmalara da bakabiliriz. Bununla ilgili tartışmalar var CBDC'lerle ilgili olarak. Uluslararası sistemler içerisinde CBDC'nin sınırlar ötesi kullanımının da tartışılması gerekiyor standartlarla birlikte olarak. Şu anda taahhütümüzü sürdürüyoruz. Özellikle de sınırlar ötesi ödemelerin bu sistem içerisinde yapılması için. Çünkü birlikte çalışabilirliği sağlamak da önemli farklı platformlar içerisinde. Tokenizasyon ve dijital para birimi. Şimdi o yüzden de tokenizasyondan bahsediyoruz zaten. Çünkü bizim için mihenk taşlarından bir tanesi böyle bir fintech ortamında. Bazıları için CBDC, tokenizasyon varlıklarının bir örneği olabilir ama tokenizasyonun kapsamı bunun çok daha ötesinde. Teknolojinin faydalarından da kullanabiliriz. Burada güvenlik olabilir, gayrimenkul olabilir, diğer varlıkları da burada göz önünde bulundurabiliriz. Tokenizasyonun geleceğiyle ilgili olarak merkez bankaları çok önemli bir rol oynayacak tokenizasyon açısından. Çünkü burada riskleri biz çözebiliyoruz finans sistemi içerisinde. Merkez Bankası olarak tokenizasyon bizim için önemli. Çünkü sistem farklı şekillerde etkilenecek. Etkililik, verimlilik ve stabilite açısından etkilenecek. Tokenizasyon finansal varlıklara erişimi demokratikleştirecek, mülkiyeti ve sahipliği burada değiştirecek ve yatırım fırsatlarını da beraberinde getirecek. Ama bazı zorluklar da var burada. O yüzden buna bakmak önemli. Özellikle de finansal istikrar açısından bunun olası sonuçlarına bakmak önemli. Diğer konu ise birlikte çalışabilirlik sorunları. Çünkü çeşitli etkileşimler oluyor farklı blockchain ağları içerisinde ve bu açıdan baktığımızda etkililiğe baktığımızda, verimliliğe baktığımızda önemli olan şey her şeyden önce birlikte çalışabilirliği sağlayabilmek. Bu çerçeve içerisinde Merkez Bankası bazı çalışmalar yaptı ve çalışmaları da inceledi. Burada finansal sistemlere etkisini ölçmekte ve incelemekteyiz. Tokenizasyon çok önemli bir mihenk taşı dedik dijital devrim içerisinde ama nasıl bir manzarayla karşı karşıyayız? Bu zirve içerisinde farklı senaryoları dile getirdik. Burada merkez bankaları birçok açıdan sürece dahil olabilir. AI makine öğrenimiyle birlikte çok önemli katkılar yaptı Merkez Bankası'nın çalışma alanlarında. Bilgi toplama açısından öyle oldu. Ve AI öte yandan bir potansiyele de sahipti. Ödeme sistemlerini geliştirmemize ve finansal istikrar sağlamamıza da yardımcı oldu. Risklere ve zorluklara baktığımızda güvenliği düşünmemiz gerekiyor ve hizmetlerin katmanlarını düşünmemiz gerekiyor ödeme sistemleri içerisinde. Hizmet burada
bir filtre olarak çalışıyor ve ödeme akışları burada korunuyor ve daha da gelişim burada amaçlanıyor. Burada yine yapay zeka algoritmaları kullanıyoruz. Şüpheli işlemleri bu şekilde tespit ediyoruz ve bunu eski faaliyetlere, işlemlere bakarak yapıyoruz. Bununla ilgili örnek verecek olursak makine öğrenimi algoritmalarından yardımcı olmalarını isteyebiliriz. Aslında onlara başvurabiliriz. AI ve ML açısından baktığımız zaman önemli bir yaklaşım benimsiyoruz. Çünkü önemli bir sorumluluk üstleniyoruz burada. Ve burada algoritmaların yanlılığı riskini de ortadan kaldırabiliriz. O yüzden burada çok dikkatli olmamız gerekiyor potansiyelini kullanırken bu teknolojilerin. Özellikle bütün bu teknolojik gelişimler aslında ekosistemimizin ne kadar dinamik olduğunu bize vurgulamakta. Biz yeni zorluklara göğüs germek üzere tepki vermeye devam ettikçe. Hanımefendiler ve beyefendiler, dijital finans alanında sizin gibi öncülerle bir arada olduğum için bu vasıtayla çok memnun oldum. Birazdan bir ödül töreni de olacak. Bana fırsat verdiğiniz için teşekkür etmek isterim. Dijital finansın öncülerini de takdir etmek için ödüller verilecek. Burada finans sisteminin daha iyi çalışabilmesi için harekete geçen isimler anılacak. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz Sayın Karahan.